Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, teravih namazının sünnet olduğunu, Ramazan-ı Şerif ayına mahsus bir ibadet olduğunu daha önce anlatmıştınız. Ramazan-ı Şerif gelince tabii Müslümanlar teravih namazına ayrı bir önem veriyorlar. Şimdi faziletli bir şey. Ramazan ayında yatsı vaktinde de kılınıyor bu. Yatsı namazı kılındıktan sonra kılınan, hemen arkasına kılınan bir namaz. Her gece için ayrı ayrı fazileti mi vardır teravih namazının? Faziletini anlatır mısınız? Estağfurullah. Mustafa Bey, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, hani ilmi şehri, ilmin kapısı böyle metüsena ediliyor ya. Fakat bazı İslam alimleri buyuruyorlar ki, Hazreti Ali zayi olmuş. Bilgileri zayi olmuş. Çünkü etrafındaki yani o insanlar Hazreti Ali'nin kadir ve kıymetini bilememişler. İlmi şehri, ilmi menba bazen mübarek buyuruyor ki, bana diyor Kur'an-ı Kerim'deki her ayeti kerimeyi sorabilirsiniz. Nüzul sebebi, yani iniş sebebi nerede, hangi zamanda, hangi sebepten dolayı. Hepsini size anlatayım diye. Böyle çok geniş bir zat. Şimdi teravih namazıyla alakalı da Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bu şekilde böyle her gece için kılınan teravih namazının faziletiyle alakalı sözleri var. İşte bu zat buyuruyor ki, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, her kim Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesine teravih namazı kılsa Hak Teala o kimsenin bütün tövbelerini kabul ederek günahlarını bağışlar. Birinci gece. İkinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa melekler okula derler ki sana müjdeler olsun. Hak Teala senin ibadetini kabul buyurdu. İstediğin şerefe kavuştun. Günahlarını affetti. Dördüncü gece teravih namazını kılınca Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca Mescid-i Aksa'da, Mekke'de ve Medine'de kılmış gibi Hak Teala sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa Beyt-il Mamur'u tevaf etmiş gibi yedinci gecesi kılsa Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece teravih kılsa Bedir Harbi'nde Resulullah Efendimiz'le bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi teravih kılarsa Davud Aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, 10. gecesi için teravih kılınca da dünya selamet ve saadeti ihsan edilir diye her gecesi için fazilet bildirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Ayrı ayrı faziletleri var. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu gelebilir. Hani niye girdiniz bu konuya, niye anlattınız? Efendim şunu teşvik için, şimdi mesela Menakıb-ı Çağriye Arifüz'ün kitabı var. Orada Hazreti Ali'nin faziletini anlatan bölüm var. Sırf Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ayrı ayrı bölümler halinde. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin bölümlerini anlatırken Hazreti Ali'nin bizzat Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam işittiği sözler var. Mesela doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz, ya Ali diye başlayan hadis-i şerifler var. Orada onlar da zikredilmiştir. Peki diyeceksin, niye girdiniz bu konuya? Şu sebeple insan okudukça gayreti de, yaptığı ibadetin ne güzel bir şey olduğunu da idrake başlar. Daha canla başla aynı şekilde. Onu yerine getirmek için gayret sarf eder. Lezzet almaya başlar. Çünkü bilerek yapılan, şuurlu yapılan bir şeyin aynı şekilde verdiği lezzet hazla farklı olur. Ve tabii alacağı sevap da farklı olur. Evet. Alacağı sevap da farklı olur. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bu şekilde böyle anlatırken Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece ayrı ayrı birer fazileti ve yüksek derece sevapları vardır. Böylece edep ve adab ve erkanına riayet ederek orucu tam olarak bütün azalarıyla tutup teravih namazlarını kılarak ve haramlardan sakınarak
30. gecesini ikmal edince Allahu Teala'nın emriyle Arş-ı Ala'nın altından bir sözcü hitap ederek der ki: "Her gece teravih kılan kullar cehennemden kurtulmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup arzu ettikleri nimete, cennet ve cemali ilahiye nail oldular. Hak Teala azameti ile buyurur ki: İzzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Bundan sonra Hak Teala emreder, o kullara birer beraat yazılır. Bütün kadın ve erkeklerden bu şartlar dahilinde ibadetini ifa ederek Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna muhatap olanlara cehennem azabından kurtulup sıratı kolaylıkla geçmek için ellerine birer beraat verilir." Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Öyleyse ihlas ile Ramazan-ı Şerif'i orucunu tutup kaza namazlarını ve sonra teravihleri eda ederek ve haramlardan kaçınarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmaya çalışmalıdır. Buyuruyor ya Ehl-i Sünnet alimleri. Şimdi insan bu müjdeleri duyunca, bunları aynı şekilde idrak edince, hani 20 rekat değil de 20 rekat daha kılasın geliyor. Bize bir şey anlatırlar, hikaye anlatıyorlar da. Şimdi iki de kafadar hırsızlık yapmışlar. Elde avuçta bir şey kalmayınca demişler köye gidelim demiş. Yani şu anda adamlara hırsızlık yapamayız bari demişler. Yiyecek bir şey ikram ederler de yeriz, karnımızı doyururuz diye. Bakmış erkekler böyle akşam bir tarafa gidiyorlar. Bunlar herhalde orada bir yiyecek mi yiyecek ziyafet vardı. Var. Ziyafet gidiyorlar camiye. Neyse bunlar da girmişler. Şimdi teravihe bir başlamış böyle bir türlü bitmiyor falan. Bu ceketi çıkarmış. Öbürü demiş ki ne oluyor? Demiş hoca inata bindirdi işi. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Pes etmeyeceğim demiş tamam. Hoca inata bindirdi. Halbuki tabii böyle şeyler de olmuştur. Ama insan Allah-u Teala rahmet eylesin. Daha önce işte bu Tekeretin İhlas Holding'in sahibi Enver Ören Bey. Ki biz abi derdi kendilerine, Enver abiler bir şey söylerlerdi o toplantılarda. İşte ilim öğrenme meşakkatine, din ilimleri de buna dahil. İlmihal kitabı, fıkıh kitabı, ondan sonra din büyüklerin kitabı anlatan. İlim öğrenme meşakkatine katlanmayanlar ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalırlar. Cehaletin zilletini. Herkes bir şey anlatırken o bir şey söyler, herkes gülüverir falan. Rezil kepaze olur. Yani duyduğu bir şey vardır, onun da doğrusunu eğrisin ve bir şey söyler, gene küçük düşür kendisini. Halbuki, yani daha önce ilim öğrenme zahmetine katlansaydı, o meşakkate katlansaydı, dinini din kitaplarından, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından doğru olarak ilmihal kitaplarından öğrenseydi, herhangi bir kimse bunun itikadını bozamaz, dinini bozamaz, amelini bozamaz ve o büyüklere olan sevgisini de aynı şekilde bozamazdı. Bozamazdı. Doğru ibadet eder ve o büyüklere olan muhabbeti sebebiyle de onlar, çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu bir hadis-i şerif var. El mer'u me'a men ahabbe, kişi dünyada kimi severse onunla beraberdir. Yalnız Ehl-i Sünnet alimleri buyururlar ki bu sevginin bir alameti vardır. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Lafta kalmaz yani. Lafta kalmaz. Yani şimdi biz mesela teravih namazının faziletini Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin sözünden nakiller yaptık. Nakiller yaptık. Şimdi bir, Hazreti Ali bize bir şey öğretmiş oldu. İki, ona karşı muhabbetimiz arttı. Ve onun gibi yapmaya çalışacağız. Onun gibi yapmaya çalışacağız. Evet, onun gibi yapamaz bizsek de onun bildirdiği şekilde amel edince o cennette olacağına göre biz de cennette oluruz diye ümit edeceğiz. Hazreti Ali'yi çok sevdiğini söyleyenler var mesela. Alın size fırsat göstermek için bu sevginizi. Gerçek mi değil mi? Gerçek mi değil mi? Onun buyurduklarını yapın. Seven sevdiğine itaat eder. Yoksa öbür türlüsü yani şey de öyle. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni sevdiğini iddia ediyor falan. Ondan sonra çalgıydı, bilmem neydi, neydi, dümbelekti falan. Yok, olmaz o. Olmaz o. Yani o zata hakarettir, bu başka bir şey değildir. Dolayısıyla efendim, teravih namazının da ayrı ayrı faziletleri var mıdır Ramazan-ı Şerif'te? Vardır buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Veccel. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz Ayrılan Süre'nin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, farz namaz sonraki namaza kadar, cuma sonraki cumaya kadar, Ramazan ayı sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Hak Teâlâ'nın feyizleri devamlı, gerek mülk ve evlat kısmından ve gerek hidayet ve irşat cinsinden havas, seçilmiş ve avam, yüksek ve aşağı kimseler üzerine fark gözetmeksizin gelmektedir. Farklılık, bu feyizleri kabul etmek ve etmemek bakımındandır. Hak Teâlâ cemîl-i mutlaktır. Cemîl-i mutlaktan gelen her şeyi eğer ki celal ile dahi açığa çıksa güzeldir. Hak Teâlâ hayrı da şerri de diler ve her birini yaratır. Amma hayırdan razıdır ve şerden razı değildir. Hak Teâlâ insana gücü yetmeyeceği şeyi emretmemiştir. Hep kolaylığı murad eder. Hak Teâlâ'nın ilmi ilahisinin kendisine de taalluku vardır. Kendini de şanül ilm ile alimdir. Hak Teâlâ herkese zannettiği gibi muamele buyurur. Kullarım beni zannettikleri gibi bulur. Hadis-i kutsi. Hak Teâlâ'nın kullarına cezası günahları miktarıncadır. Eğer günah gizli ise ve günahkar kimse günahından tövbe edip ona sığınıyor ve yalvarıyorsa o günaha dünyevi belaların kefaret olunması mümkündür. Eğer günah şiddetli ve büyük ise ve günah işleyen inatçı ve kibirli ise o günaha ahirette ceza verilir ki bu ceza şiddetli ve devamlıdır. Hakkı doğruyu söylemek acı olur. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Muhammed'e Çalap'tan geldi Murat. Bir gece Muhammed'e Çalap'tan geldi Murat. Seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazırlık, ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, ol dem yürüdü yayan, ol dem yürüdü yayan. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus eydir kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir mutlak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Hata ederek bozulsa, mesela abdest alırken boğazına su kaçsa veya zor ile orucu bozdurulursa, ihtikan ederse, burnuna sıvı ilaç, kolonya veya duman, başkasının içtiği sigara dumanı yahut ud ağacı, amber ile tütsülenip dumanını çekerse, kulağına ilaç damlatırsa, derideki yaraya koyduğu ilaç içeri girerse ve iğne ile ilaç şırınga ederse, kağıt, taş, maden parçası, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, darı, mercimek tanesi gibi ilaç ve gıda olmayan şey yutarsa, zorlayarak ağız dolusu kusarsa, dişi kanayan, yalnız kanı veya tükrükle müsavi miktarda karışık kanı yutarsa, fecr doğduğunu bilmeyerek yerse, güneş battı zannederek orucu bozarsa, oruçlu olduğunu unutup yedik de, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam ederse, uyurken ağzına su akıtılır veya cima olunursa, niyet etmeden oruç tutarsa veya Ramazan'da sabaha kadar niyet etmeyip sonra niyet etse bile, yani kuşluk namazı zamanından dahveden sonra oruç tutmazsa, bunların hepsinde oruç bozulur ve bayramdan sonra bir günü için yalnız bir gün kaza etmek lazım olur. Kefaret lazım olmaz. Boğaza yağmur, kar kaçsa, oruç da, namaz da bozulur. Geceden dişleri arasında kalan şeyi bilerek yutsa, nohut kadar ise bozulup kaza lazım olur. Nohuttan küçükse bozulmaz. Unutarak yiyen kimse, orucu bozulmadığını bildiği halde yine yer içerse, kaza ve kefaret lazım olur. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Bu bölümümüzde Efendimiz aleyhisselamın isim isim zikrettikleri ve cennetle müjdelenmiş olduklarını emir buyurdukları 10 sahabiden birinin, Abdurrahman bin Avf hazretlerinin hayatını anlatacağız. O, nesep olarak 7. kuşakta alemlerin efendisiyle birleşen bir yiğittir. Önce iman edenlerden birçoğunda olduğu gibi, onun da iman etmesine vesile olan, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tır. Hicretten 44 yıl önce doğan Abdurrahman bin Avf hazretleri, ilk iman eden 8 kişiden biridir. Ticareti iyi bilen, girdiği işlerde çok iyi kazanan, dürüst bir tacir olan Abdurrahman bin Avf, Müslüman olduktan sonra diğer sahabe-i kiram aleyhimür rıdvan gibi çok büyük zulümlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret emri verilen sahabe-i kiramın içinde o da vardır. Bir süre kalındıktan sonra Habeşistan'da, Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretinin hemen akabinde onlar da Medine'ye vasıl olur, Efendimiz aleyhisselama kavuşurlar. Medine'ye hicretten sonra Efendimiz aleyhisselamın muhacirlerden, yani Mekke-i Mükerreme'den hicret eden her bir sahabiyi Ensar'dan, yani Medineli Müslümanlardan biriyle kardeş yapmasıyla onu da Said bin Rebi ile kardeş yaparlar. Mü'min kardeşliğinin en önemli numunelerinden olan bu kardeşliğin sınırları yoktur. Çünkü İslam kardeşliği, kardeşlikten öte bir muhabbettir, samimiyettir. İşte Abdurrahman bin Avf hazretleri ile Resulullah'ın kardeş yaptığı Said bin Rebi hazretleri, malının ve servetinin yarısını ona vermek ister. Müslüman olmadan önce
zaten tacir olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ona çok teşekkür ederek ticareti iyi bildiğini, pazarda yapacağı alışverişlerle kendi geçimini sağlayacağını ifade eder. Efendimiz aleyhisselam, onun bu davranışını öğrenince ona duada buyururlar. O, Kaynuka çarşısında yaptığı alışverişle kısa zamanda zengin olur ki, bu Resulullah'ın duası bereketiyledir elbet. Bu eşsiz duanın bereketinin büyüklüğünü Abdurrahman bin Avf Hazretleri şöyle ifade eder. Resulullah'ın duası bereketiyle bir taşa uzansam, altında bir altın veya gümüşe rastladığımı görürüm. Onun Bedir Savaşı'ndaki gelir. Çünkü o bu topallığın sevgilinin yolunda mücadele ederken kendisine yadigâr kaldığını hatırladıkça şükre varır dili, hamd eder Allahü Teala'ya. Abdurrahman bin Avf Hazretleri de cananını bulmuş, onun aşkıyla divane olmuştur. Bütün eshab-ı kiram gibi o da malını mülkünü Allah ve Resulü yolunda dağıtır, feda eder. Onlar malı mülkü binbir eza ve cefa ile biriktirip sonra ansızın bırakıp gidenlerden olmamışlar, nefslerini, canlarını, mallarını Allah yolunda feda etmişlerdir. Bu kimi zaman on binlerce altın olmuş, kimi zaman on binlerce dirhem, kimi zaman da yüzlerce yüklü deve olmuştur. Bir gün Tebük seferi dönüşü eshab-ı kiram, Efendimiz aleyhisselamın dinin direği diye emir buyurdukları namaz kılmak için toplanan eshab-ı kiram, Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh'ı imamete geçirirler. İkinci rekâte gelindiğinde Efendimiz aleyhisselam oraya teşrif eder ve Abdurrahman bin Avf hazretlerinin imam olduğu cemaate katılır ve namazlarını eda ederler. Namazdan sonra Efendimiz aleyhisselamın emir buyurdukları şu husus, Abdurrahman bin Avf hazretlerinin yüksekliğini göstermesi açısından apaçık bir müjdedir. Buyururlar ki alemlerin efendisi, bir peygamber, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Abdurrahman bin Avf hazretleri radıyallahu anh hep Efendimiz aleyhisselamın en yakın ashabından olmuş, onun hizmetlerini görmüş, çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş, büyük savaşlara katılmış, sonu zaferle biten Dûmet-ül-Cendel'e giden orduya bizzat komutanlık yapmıştır Resulullah'ın emriyle. Abdurrahman bin Avf hazretlerinin radıyallahu anh naklettikleri Efendimiz aleyhisselama salatu selam getirilmesiyle ilgili bir hatırasını müminlere bir müjde olması kabilinden naklediyoruz. Bir gün Efendimiz aleyhisselam hurmalık bir yere gider ve secdeye kapanırlar. Onu aleyhisselam gören Abdurrahman bin Avf hazretleri bir süre hayranlıkla izler Resulullah'ı. Fakat Efendimiz aleyhisselamın secdesi çok uzun sürmüştür. Bir mübarek tel saçına bin canı olsa feda edebilecek olan Abdurrahman bin Avf hazretleri telaşlanmaya başlar. Acaba Resulullah'a bir hal mi oldu diye endişe etmeye başladığı sırada Efendimiz aleyhisselam mübarek başlarını secdeden kaldırırlar ve Abdurrahman bin Avf hazretlerine eşsiz tebessümleriyle sorarlar. Bir şey mi oldu? Abdurrahman bin Avf hazretleri bütün canların canına, ''Ya Resulallah, secdede çok uzun süre kaldığını görünce endişelendim. Acaba bir hal mi oldu size?'' diye. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine, ''Kıyamete kadar bütün müminlere söylemesi kolay olan bir zikrin, nasıl sonsuz bir servete dönüşeceği müjdesini şöyle verirler. Cibril-i Emin, yani Cebrail aleyhisselam, geldi ve şunu müjdeledi. Ya Muhammed, kim ki sana salat ve selam getirirse, Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur. Abdurrahman bin Avf hazretleri, bunun üzerine şükür secdesine kapanır hemen. Abdurrahman bin Avf hazretleri,
Efendimiz aleyhisselamın ahireti teşriflerinden sonra da ezvacı tahirata, ehli beyte hizmetlerine devam eder. Bu hizmetlerinden dolayı bu hizmetleri yapacaklar için Efendimiz aleyhisselamın daha önce emir buyurdukları sabırda kamil olan ve sıddıklığı huy edinenler müjdesine de kavuşmuş olur böylece. O, Efendimiz aleyhisselamdan sonra halife olan Hazreti Ebubekir'in en yakın danışmanlarından, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında da onun en büyük yardımcılarından olur. Hazreti Osman zamanında ise sakin bir hayatı tercih eder. Efendimiz aleyhisselamın hakkında göktekiler ve yerdekiler katında sen eminsin müjdesiyle şereflenen büyük sahabi 75 yaşındayken Hicri 31 yılında vefat ederek sevgililer sevgilisine kavuşur. Erkek olsun kadın olsun her Müslümanın her sözünde her işinde Allahü Teala'nın emirlerine yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir, Allah'ın düşmanı olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker, ahirette cehenneme gider, cehennem de sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere "Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum, beni affet" diyerek tövbe etse Allah-u Teala'ya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve İhlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür. Şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh'dir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'nun bir kenar mahallesindeki Ahmed-i Bican Hazretleri'nin kabrinin başında hem
metfun bulunduğu yeri hem de esasında kendini anlatacağım. Yani böyle insanların, halkın tanıdığı insanların, efendim türbesinin, kabrinin fiziki şartlarının anlatılması fazla bir şey ifade etmiyor. Esas olan bu kimseler insanlara neler yapmıştır, onları anlatmaktır. Bugün biz sizlere geldik, fatihalarımızı okuduk çekime başlamadan önce. Ondan sonra da kabrini hemen yan tarafıma alarak Ahmed-i Bican Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce. Gelibolu'nun 1400'lü yıllarda meşhur olan, insanlara faydalı olarak meşhur olan, yani şöhret afettir derler ama istenen şöhret afettir. Yani ben şöhretli olayım, meşhur olayım, aman herkes benim adımı ansın, beni gördüğü zaman beni selamlasın, yol versin şeklindeki bir şöhret hakikaten afettir. Ama insan kendi istemeden, böyle bir düşünceyle yola çıkmadan birileri kendini tanıyorlar, hürmet ediyorlarsa o afet değildir. Hatta o dine hizmet şekline de dönüşebilir. Allah-u Teala hepimizi afet olan şöhretten muhafaza buyursun diye dua etmekten başka elimizden ne gelebilir efendim? İnsanlar neye itibar ederlerse onu meşhur ediyorlar. Bu zatlar insanları etraflarına topladıklarında hep Allah-u Teala'nın emirlerinden bahsederlerdi. Yani Allah-u Teala'ya tamam inandık. İnandıktan sonra ne yapacağız? Onu anlatırlardı. Çünkü inanmak yetmiyor. İmana geldikten hemen sonra Allah-u Teala'nın iman edenlerden neler istediğini de insanlara anlatmak lazım. Yani İslam'ın 5 şartının birincisi tamam iman etmek. Ondan sonrası namaz kılmak. Ondan sonrası oruç tutmak. İnsan trafik kurallarını bilmeden, yeni çıkmış bir trafik levhasının ne manaya geldiğini bilmeden direksiyona oturursa ne olur efendim? Trafik karmakarışık olur. Bir sürü insanlar ölür. Bu basit bir araba kullanma efendim. Gözünde görüyor gelenleri. Ama o levhaların dilini anlamıyorsun. Peki insanın yaşantısında birçok sosyal problemlerle, ruhi sıkıntılarla hep karşı karşıya gelebilecek bir insanın hayatında, ömründe böyle trafik levhalarını bilmezsek ne olur? Bugünkü olanlar oluyor. İnsanlar dehşetli şekilde manevi bir buhrana düşüyor. En yakınlarının bu sefer canına kıyıncaya kadar da işi ileri götürüyorlar. İşte bu kimseler toplumdaki çıkabilecek sosyal patlamaları önleyen, insanlara güzel tatlı dille, güler yüzle Allah-u Teala'nın emirlerini anlatan kimseler. Onun için de Gelibolu, bunların zamanında bu iki kardeşin, bu küçük Ahmed-i Bican Hazretleri, büyük Mehmed-i Bican Hazretleri, onu da inşallah bir programımızda anlatacağız sizlere. Bugün burası daha müsait geldi bize. Onun için evvela küçükten başladık. Sonra da büyüğe geçeceğiz. Bunlar kitap yazan münevver insanlardı. Yazıcı zadeler denmesi, babaları devlet katında katipti. Şimdi katiplik mesleği deyince bugünkü hayat öyle katip mi ya? Katip oturur daktiloda, şimdi bilgisayarda bir şeyler yazan adam demektir katip. Orada öyle değil. Devlet hitap tarzını bilen insanlar katip olabilirdi. Devletin kendine göre Osmanlı'da bir hitap tarzı vardı. Her kelimenin kendine göre bir ağırlığı vardı. Nasıl terazinin gramları vardır, 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, 500 gram gibi. İnsanların konuşmalarında da dilin bir ağırlığı vardı. Ve bu ağırlık ifade ağırlığıydı. Meram anlatma ağırlığıydı. Bugün insanlar arasındaki sıkıntıların başında birbirine meramını anlatamamanın problemi var. Ondan dolayı söylemek istediğini anlatamıyor, yanlış anlatıyor. Ondan sonra da o onun gözünün üstüne, o onun kafasının üstüne sopayı indiriyor. Ne oldu? Biz işte sosyal yaşam efendim, yaşıyoruz. Ne yapalım böyle? İyi yaşıyorsunuz ama sizin bu yaptığınızı, affedersiniz, dağdaki vahşi hayvanlar birbirlerine yapmıyorlar.
karınları açsa belki birinin avına göz koyuyor ama karnı doyduktan sonra da getirsen bir tane daha ceylan getirsen onu yemiyor. Tokum ben diyor ya. Onun rızkı başkasının, o başkası birinin rızkıdır diyor. Şimdi babaları kültürlü bir insan. Medrese okumuş ve devlet katında devlet yazışmasını bilen bir insan. Ankara'da bulunmuş. Ankara'da doğumlu, doğma ihtimali kuvvetli Ahmedi Bican Hazretleri'nin ve Mehmedi Bican Hazretleri'nin. Ama Gelibolulular. Gelibolu'da yerleşmişler ve burada Allah için birilerinden maaş alarak, bir gelir temin ederek, bir vakıf kurup da getirip buraya yardım edin diye insanlara, efendime söyleyeyim, neyi var neyi yoksa getirip oraya yatırmalarını söyleyerek meşhur olmuş insanlar değil. Öyle insanlar unutuluyor efendim. Allah-u Teala'nın yolunu kendi cebine şahsi geliri için efendim kullanan kimseler, ki buna istismar deniyor, yani kötüye kullanmak deniyor. İstismarcılık adi bir iştir. Öyle olanlar böyle 1454'te vefat etsin. Bugüne kadar da adı anılsın. Her cumada, bayramda, sair günlerde şuradan gelip geçenler yolda sabah işine giderken, öğrenci okuluna giderken duruyor bir Fatiha okuyup gidiyor. Nesi peki burada yatanlar onun? Dedesi mi? Mirasçısı mı o da onun? Hayır. Peki niye okuyor o insan? Allah için okuyor. Allah Teala buyuruyor ki benim yolumu insanlara anlatan kimseleri ben ihmal etmem, unutturmam. Bu kadar insan belki kendi iyiliğine, dersim iyi gitsin diye okuyor, işim rast gitsin diye okuyor ama bu işi Allah için yapıyor. Bu kimse birçok talebe yetiştirdi. Camide, Gelibolu'da camide vaaz ederdi. Tabii buradaki Yazıcızadeler Camii'ni görerek acaba orası mı diyoruz. Orayı da anlatacağız size. Ama orası Yazıcızadelerin evleriydi, tekkeleriydi. Daha sonra camiye çevrilmiş, mescide çevrilmiş. Ufak bir yer. Girişi de kıble tarafından olmuş falan. Biraz trafiği de değişik olmuş. Ama Gelibolu'da o zaman cami var mıydı? Vardı. Nerede şimdi o camiler? 1450'den kalan camiler nerede? Yok. Bir tane Ulu Cami'yi görüyorsunuz tarihi cami olarak. İl envanterine bakıyorsunuz, ilçe envanterine bakıyorsunuz. Karşınıza bir Ulu Cami çıkıyor. Efendim şu cami de vardı. Nerede? Ya yol açarken orası yıkıldı işte ya. Veya birbirine yakın camilerin efendim birisinin yıkılması için zaman gelmiş, emir verilmiş, karar çıkartılmış. Birbirine 500 metreden daha yakın olan camilerden iki cami varsa birisi yıkılacak, satılacak. Veya satılacak, yıkılacak. Evet, evet. 4000'e yakın cami ve mescit böylece elden çıkarılmış. 4000. Niye? Onu da bilemiyoruz. Yani o caminin orada durmasıyla burada arazi mi bitiyordu? Ev yapacak yer mi yoktu? Niye onları öyle azalttılar? O caminin imam o zaman maaş da istemiyordu efendim. Geliyordu cemaatten birisi, bilgili olan birisi cemaat önüne geçiyor, namaz kıldırıyordu. Öyle bir makam olarak kullanılmıyordu ki. İşte bu Ahmedi Bican Hazretleri rahmetullahi aleyh, ben şöyle bir geçeyim efendim müsaade ederseniz, öyle icap etti. Ahmedi Bican Hazretleri camide vaaz verirken abisi Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh kardeşinden 3 sene veya 3,5 sene önce vefat etmiş abi. Kardeş daha sonra 54'te vefat etmiş, 1454'te. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın padişah olup İstanbul'u fethettikten bir sene sonra da vefat etmiş. Yani her ikisi de Fatih Sultan Mehmet Han devrini idrak etmişler. Abi de görmüş 1451'de padişahın ikinci padişah oluşunu, birincisini zaten yaşamıştı. O devre çok bereketli bir devre. Yani devletin başındaki insan devletini manen yüceltmek istiyorsa bu halkada bulaşıyor efendim. Herkese bir aktivite meydana geliyor. Ama devletin başındaki insan kesesini doldurmaya kalkarsa herkes diyor ki arkadaş biz de dolduralım ya. Ne olur ne olmaz. Ya öbür tarafta yaramaz bu doldurduğun işe kardeşim.
Beyhude burada biriktiriyorsun, burada bırakıyorsun. Kimsenin kabrine kese kese altınlar doldurup koymuyorlar ki. Koysalar elini uzatamıyorlar ki efendim orada. Velev ki elini uzatsa gidip de alışverişe çarşı bulamıyor gittiği yerde. Bir adam ne yapacaksın o zaman altını? İşte bu Ahmet Efendi vaaz ederken abisi de geliyor camiye, bir köşede oturuyor. Dinliyor vaazı. Biraz oturduktan sonra kalkıyor. Camiden çıkarken şöyle kürsüde olan kardeşi Ahmet Efendi'ye hafif bir tebessümle bakıyor ve çıkıyor. Çıkarken. Tabii bu dikkatini çekiyor Ahmet Efendi'nin, buradaki rahmetlinin. Allah Allah, bunun hikmeti ne acaba? Annesine soruyor. Anneciğim diyor, bugün abim camiye geldi. Bu camideki benim vaazımı verirken beni bir müddet dinledi. Sonra da çıkarken hafif bir tebessüm etti, gitti. Acaba ne oldu? Yani ben yanlış bir şey mi anlattım? Hani insan herkes nefis taşıyor efendim. Niye bana tebessüm etti? Yani bizim ufaklıkta bir şeyler bilmiyor falan manasına mı anlıyor? Mutlaka hüsnü zan etmiştir abisine de bir hikmetini soruyor. Ama kendi sormuyor, annesine sorduruyor. Annesi de onun müsait bir zamanda diyor ki, işte dün böyle vaaz ederken kardeşini dinlemişsin. Ondan sonra da sen orada bir tebessüm etmişsin. Dolayısıyla bunun hikmetini soruyor. Merak etmiş. Acaba nedir? Vallahi anneciğim diyor, onun hikmeti bir şey yok. Ben kardeşimin çok güzel vaaz ettiğini gördüm. Ve caminin içerisi meleklerle dolmuştu. Artık kimseye yer kalmadı. Baktım ki çok sıkışık bir hal. Bari ben çıkayım dedim. Çıkarken de bak benim kardeşim böyle burada güzel vaaz ediyor Allah-u Teala'nın rızası için. Ve melekler gelmişler, onu dinliyorlar diye. Hoşuma gitti diyor. Anne söyleyince ferahlıyor Ahmet Efendi, rahmetli buradaki. Şimdi inşallah onun ruhaniyetine de malum oluyordur bu anlattıklarımız. Çünkü biz onu Allah rızası için böyle anıyoruz. Sizlere de onun için gösteriyoruz. Siz de ekranlarınızın başında inşallah bu kabirde yatan Ahmet-i Bican Hazretlerine bol bol dua edersiniz. Fatiha gönderirsiniz. Gelir mi? Gelir efendim. Bunun kargo ücreti falanı filanı yok. Mesafesi yok. Hiç mesafe tanımaz bu iş. Gelir. Annesi söyleyince Ahmet-i Bican Hazretleri, oğlum böyle böyle olmuş, sen müsterih ol falan deyince seviniyor. Bir yandan da anne diyor, peki o melekleri ben niye görmedim? Annesi diyor ki, oğlum bilmem ki niye görmedin. Bir de onu sorsana, madem abim böyle melekleri görüyor, ben göremiyorum. Ben niye göremiyorum diyor. Annesi de diyor ki, Mehmet Efendi oğlum böyle böyle soruyor Ahmet. Anneciğim onu artık ben bilemem diyor. O da senin bileceğin iştir diyor. Allah Allah. Şimdi top anneye atılınca anne telaşlanıyor. Ya ne oldu ne oldu, sonra çözüyor. Çözüyor ve onu oğlu Ahmet Efendi'ye rahmetullahi aleyh de bildiriyor. Oğlum diyor, ben ikinizi de, abini de, seni de hiç abdestsiz emdirmedim. Süt vermedim. Fakat bir gün namaz vakti çok daralmıştı. Ev işlerini yetiştirirken hemen namazımı da kılayım dedim. Ahmet de küçük bebek. Efendim komşunun da bir hanımı var, benim emsal. Onun da bebeği vardı. O gelmişti. Dedim ki ben bir namaza durayım hemen de, sen çocuğun yanında biraz dur. O dururken Ahmet şiddetle ağlamaya başladı. Tabii ben de namazdayım. Bu kadıncağız da ağlamasın diye kıyamadı Ahmet'e ve ona meme verdi. Bir iki yudum su temzirdi. O da sustu. Meğer o kadıncağız abdestsizmiş. Oğlum benim bir suçum yok diyor. Yani evet, sen ben niye melekleri göremiyorum diyorsun ama ne yapayım, sen ağlamışsın. O da sana abdestsiz olarak süt vermiş. Ben masumum diyor. Anne de böyle çıkıyor. Şimdi bu Ahmet-i Bican Hazretlerinin birçok eserleri var. Bu eserleri söylemezsek olmaz huzurunda. İnsanlara intikal etmiş. Herkes bugün de bu kitapları takip etmekte. Envarul Aşikin, ancak isimlerini söyleyebileceğim bu menkıbeden sonra.
Bu 5 bölümdür efendim Envarül Aşık'ın kitabı. Allah-u Teala'nın yarattıklarının tertibi, düzeni, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, peygamberler ve kıssaları, kıyamet alametleri, Kur'an-ı Kerim, mahşer, sırat, cennet, cehennem, melekler gibi efendim bahisler bölüm bölüm anlatılmıştır bu konuda. İkincisi Dürrül Meknun kitabı, Ahmet Efendi'nin kaleme aldığı, bazı abisinin yazdığı kitapları da tercüme etmiştir. Münteha tercümesi bunundur. Ruhul Ervah Ahmet Efendi'nindir. Bostanül Hakayık Ahmet Efendi'nin yazdığı kitaplardandır. Efendim, Acaibül Mahlukat, yani acayip demek kötü, garip şeyler değil. Fevkaladeden olan şeyler, mahlukatın, yaratılan canlıların, hatta cansızların normalin üstündeki bazı hareketlerinin sebeplerini tahlil etmiş efendim. Yani bilinmezleri tahlil etmeye çalışmış. Tabii şu anda ezan da okunurken sizler de ezanı duyuyorsunuz. Biz de ezana kadar burayı yetiştirelim istedik. Çok şükür de yetiştirmiş olduk bugün. Burada Yazıcızade Ahmet Efendi, yani küçük kardeşi, 1454'te vefat eden, abisi de kendisi de esas Bayramiye yolundalardı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin talebeleriydi bunlar. Meşhur talebelerindendi. Ta bunların suyu Ankara'dan geliyor efendim. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ninki nereden geliyor? 12'de daha ilerlerden geliyor. Evet. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Mehmed-i Bican Hazretleri'nde bundan sonraki programlarımızda sizlere anlatmaya çalışacağız camilerini, mescitlerini. Hoşça kalınız efendim.